Şimdi Starlink diye bir şey duyduk. Konuşacağız. Ülkemize gelirse ne olacak diye. Doçent Doktor Ali Murat Kırık konuğumuz. Ali Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi haftalar diliyorum sizlere ve CNN Türk izleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. O büyük görüşmede çok konuşuldu. Bir takım Tesla'ydı, Starlink'ti. Hususlar ele alındı orada. Şimdi Starlink Türkiye'ye mi geliyor diye konuşuyoruz. Bir izleyicilerimize açıklayalım. Starlink nedir? Ülkemize gelirse ne olacak? Hayatımıza ne değişecek? Aslına bakarsanız 2000'li yılların başında SpaceX uzay araştırmaları yapan Elon Musk'ın bir şirketi var. SpaceX bünyesinde faaliyet göstermeye başlıyor ve aslına bakarsanız bu takım yıldız aracılığıyla hep birlikte dediğim gibi uzay interneti sağlamak için oluşturulmuş bir hizmet veren bir uydu takımı aslında diyebiliriz. Yaklaşık 4300 uydunun şu an aktif olduğunu görüyoruz. Hatta son sayılara baktığında 4205 uydu var. 591'i de yolda. Onun da altını çizmemiz gerekir. Efendim çok ciddi bir şekilde Amerikan Federal İletişim Komisyonu 885 milyon dolarlık bir hibeyle bu Starlink hizmetinin sağlanması için ciddi bir destek vermiş. Bakın çok büyük bir rakamdan bahsetmek istiyoruz. Ve burada Arda arkadaşımız da söyledi. Dedi ki bu alçak yörüngeli uydu. Şimdi herkes alçak yörüngeli uydunun ne olduğunu bilmeyebilir açıkçası. Evet. Şimdi efendim 3 çeşit bizim yörüngemiz söz konusu. Bir tanesi LEO dediğimiz alçak yörüngeli uydular. Bir tanesi MEO dediğimiz orta yörüngeli uydular. Bir tanesi GEO dediğimiz jeostasyoner yörüngeli uydularımız söz konusu. Burada LEO dediğimiz alçak yörüngeli uydu yeryüzünden 200 ila 2000 kilometre yukarıda uçan elektronik haberleşme, iletişim ve gözlem amacıyla kullanılan uydulardır. Onun özellikle altını çizmemiz gerekir. MEO orta yörüngeli uydulardır. Bunlar da cep telefonlarımızda kullandığımız GPS sinyallerini almamızı sağlar. Bunlar da Meltem Hanım 10 bin ila 20 bin kilometre aralığına sahiptirler. Bir de üçüncü olarak evet gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da zaten burada getirdiler. Efendim LEO bir daha söylüyorum. LEO alçak yörüngeli uydulardır. Starlink'in de girmiş olduğu kapsam budur efendim. Yeryüzünden 200 ila 2000 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu uydular dediğim gibi elektronik iletişim, haberleşme, gözlem ve internet hizmeti sunan uydulardır. Burada efendim dediğim gibi MEO orta yörüngeli uydulardır. Bunlar 10 bin ila 20 bin kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bunlar da GPS gibi özellikle cep telefonu ve haberleşme amacıyla kullanılmaktadır. Asıl bizim için GEO dediğimiz o durağan uydulardır. Bunlar da efendim yeryüzünden 36 bin kilometre yüksektedirler. Bugün televizyon yayınlarını nasıl yapıyorsak, haberleşme şekilde aynı şekilde işte TV yayınları nasıl gerçekleştiriyorsa onlar da efendim GEO aracılığı yani jeostasyoner uydular anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bizim için önemli olan hani Starlink'i konuştuğumuz için LEO yani alçak yörüngeli uydulardır. 200 ila 2000 kilometre uzaklıkta yer almaktadır yeryüzünden. Yani yeryüzüne diğerlerine oranla daha yakın bir kapsamda yer almaktadırlar. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Peki efendim siz dediniz ki tamam da bu Starlink uyduları nasıl uçuyor gökyüzünde bir şekilde insanlara hizmet sağlıyor, iletişim hizmeti sunuyor. Şimdi efendim burada devreye giren bir sözleşme vardır. Starlink uyduları genelde birazdan haritasını göreceğiz. 500 kilometre uzaklıkta yer almaktadırlar. Yani LEO alçak yörüngede yer almaktadırlar. Bunlar daha çok dediğim gibi iletişim, haberleşme, internetin ulaşamadığı çorak bölgeler, kırsal kesimler ya da çok büyük işte gökyüzü olaylarının gerçekleştiği, haberleşmenin sağlanamadığı noktalarda iletişim kurma hizmeti verirler. Çünkü interneti doğrudan yerden değil uzaydan almaktasınız. Uydu daha interneti. Daha hızlı mı olacak yani? Daha hızlı olacak tabii. Kırsal alanlarda vermiş olacak. Bir de hep şu söyleniyor yani nasıl oluyor da benim ülkemden uçuyor, geçiyor vesaire gibi bir durum söz konusu. Orada da size 1967 yılında sağlanmış olan Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan uzay antlaşmasına götürmem lazım. Bu uzay antlaşmasına göre efendim amaç uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması, iletişimin kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesi. Çünkü uzayda Meltem Bozbayoğlu'nun da hakkı var, Ali Murat Kırık'ın da hakkı var. Her vatandaşımızın uzayda hakkı söz konusu. Birleşmiş Milletler bunu ayarlamak için bir uzay antlaşması gerçekleştiriyor ve uzay antlaşmasına göre yine Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından da yapılan bir açıklama var. Sivil havacılık alanında 75 mil üzerinden uçan herhangi bir uçan nesneye ki bu 120 kilometreye tekabül eder ülkelerin eğer bir askeriye ya da işte ne bileyim bir savunma noktasında bir sıkıntısı söz konusu değilse onu indirme yetkisi söz konusu değildir. Uluslararası
Sivil Havacılık Örgütü tarafından ve Uzay Antlaşması tarafından bunlar belirlenmiştir. O yüzden hani insanlar diyor ya Starlink nasıl bizim üstümüzden geçiyor vesaire. Burada bir harp vesaire söz konusu olmadığı müddetçe bunları indirme ya da bir kontrolleri söz konusu olmuyor. Tabii ama uydular için de her ülkenin farklı bir iniş hakları söz konusu. Şimdi gelelim bizim lisans işine. Şimdi dedik ki bunlar birazdan belki harita gelir ve önümüze çıkar. Peki bu lisans hakkı ne olacak? Neden? Hemen buraya bir virgül koyalım. Bugün de çok önemli bir görüşme vardı Ali Murat Hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev görüşmesinden ilk kare geldi. Hmm. Şu anda ekranlarınızda da yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alınması, yine Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinden ilk kare geldi ekranlarınıza. İkili görüşme gerçekleşti. Bakalım iki lider de neler görüştü. Çok önemli bir görüşme. Tabii efendim. Aynı ülkemiz açısından da çok önemli. Ekranlarında takip ediyoruz. Evet, ilk kareyi gördük. Şimdi devam edelim Ali Murat Hocam. Şimdi efendim bir haritamız gelecek arkadaşlarımıza. Biz şu an belki CNN Türk ekranlarında canlı kanlı bir şekilde Starlink uyduları nerede? Türkiye üzerinde var mı? O zaman Evet aynen. Birazdan arkadaşlarımız verecekler. Ben o arada bu lisans konusuna biraz değinmek istiyorum. Lisans konusu ve ülkemize katkı sunacak faydalarından bahsedeceğim. Evet, burada mesela bakın şu an efendim görüyorsanız burada yaklaşık 4300 tane Starlink uydusu var. Şu nokta olarak gördüğünüz unsurların hepsi bir Starlink uydusu. Yakınlaştığınızda mesela arkadaşlarımız Türkiye'ye geliyorlar. Bakın Türkiye'nin üstünde de var. Ne dedik Meltem Hanım? 550 kilometre yukarıdadır. Bakın 549, 542, 543. Bakın Gebze Kocaeli'nde var 550 kilometre. Yani gördüğünüz gibi şu an aslında bizim üstümüzde de Starlink uyduları dolaşıyor. İletişim ve internet haberleşme. Fakat bu lisans konusu nedir? Biraz ona değinmemiz gerekiyor. Burada 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu devreye giriyor. Elektronik haberleşme kanunu kapsamında BTK tarafı bakanlığın uygun gördüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uygun gördüğü ve BTK'nın lisans verdiği her şirket internet hizmeti sunabilmektedir efendim. Burada zaten 8. maddede bu yükümlülükler söz konusudur. Bu ne demektir? Yani yarın öbür gün Meltem Hanım siz internet hizmeti almak için ne yapacaksınız? Soracağız işte senin paketin nereden? A'dan B'den diyeceksiniz ki artık ben Starlink'ten mesela alıyorum. Çünkü artık bu hizmet ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kanunun da lisanslaması neticesinde şöyle bir artısı olacak. Bakın kırsal alanlarda erişim sağlayacak Starlink. Bunun dışında yüksek hızlı internet sağlanmış olacak. Kolay kurulum ve özellikle belki de dördüncü özellik benim için ve değerli izleyicilerim için çok önemli. Türkiye 11 ili kapsayan çok büyük bir asrın felaketini geçirdi. Evet. Ve orada iletişim, haberleşme koptu efendim. Sahadan hiçbir şekilde belli gün içerisinde, birkaç gün içerisinde haberin alınmadı. Bunu gazeteci arkadaşlarımız da bildirdiler. Ve biz Türkiye bir deprem ülkesi. Yarın ne olacağı belli değil. Hani diyorlar ya Starlink gelecek de ne olacak? Starlink gelince ne olacak biliyor musunuz? İnternetimiz hızlanacak. İnternet hızlanacak ve böyle doğal afetlerde, deprem ve benzeri noktalarda hem iletişim kopmamış olacak hem de insanlar sağlıklı bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini, sorunlarını aktarmış olacaklar. O yüzden ben bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Umuyorum ülkeye fayda sağlayacak. Bir de bu adımların Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme sonrasında Elon Musk tarafından yapılması da aslında görüşmenin hayırlı olduğunu bizlere göstermiş oluyor efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam.